Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Kayser Kaleseramik analizi yapacağız. Öncelikle lütfen kanala bakın. İzleyenlerin %90'ı kanala abone değil. Yani bu bir suç da değil, bu günah da değil ama biz burada emek verip zamanımızı, tecrübelerimizi, senelerimizi, tecrübelerini burada sizlere ücretsiz bir şekilde aktarıyoruz dostlarım. Siz de bunun karşılığında lütfen bizlere bir abone olmayı, bir videoyu beğenirseniz beğenmeyi çok görmeyin dostlarım. Lütfen bunun da duyurusunu yapalım. Kimsenin hakkı kimseye geçmez. Bugün sizlerle birlikte kale seraminin analizini yapıyoruz. Türk Hava Yolları'nda düşündüğüm şey gerçekleşti. Şimdi bakın örneklerle gideceğim. Türk Hava Yolları'nda 2 hafta önce bahsettiğim şeyler gerçekleşti. Hedefin yakınlarına gittik. 269 liralara kadar çıktı. Şu an 263'lerdeyiz. Türk Hava Yolları'nda dediğim her şey gerçekleşti dostlarım. Yükseliş 2 hafta önceden kestirdik. Fiyat nerelerdeyken, buralardayken. 215 liralardayken bu yükselişi biz duyurduk. Youtube kanalımızda mevcut. Şimdi aynı şeyleri kale seramik için söyleyeceğim. Kimse şaşırmasın. Neden? Kale seramikte yaklaşık olarak 24 Ağustos 2023 itibariyle 140 liralardan gelen fiyatın düşüşüyle beraber bir düşüş trendine girmişti. İlk aşamada 26 Eylül'de kırmayı denese de kıramayan kale seramik düşüşüne devam etti. Ne zaman bu düşüş trendi kırıldı? Bakıyoruz hemen. Tarihler 10 Kasım'ı gösterdiğinde 10 Kasım 2023'te bu düşüş trendi kırıldı. Ve güçlü bir boğamumuyla da desteklendi 13 Kasım itibariyle. Fiyat tam olarak 85 liralara kadar çıktı. Fakat önemli olan nokta bir dirençle karşılaştı. Bu direnç 85-86 lira bandındaki olan direnç. Neden önemli? Bu düşüş geldiğinde altta bu düşüşü tutan direnç noktası 85 liraydı. Bakın bir de geliyor. İkinci defa geliyor. Üçüncü defa geliyor. Hep buradan toparlandı 85 liradan. Ta ki ne zamana kadar? 12 Ekim 2023'te güçlü bir ayı ile 85 kırıldı fiyat yaklaşık olarak 68 liralara kadar düştü. Oralardan destekle sağlanarak geldi dostlarım. 85'i. 85, i. 85 i şimdi biz ilkte kıramadık. Şimdi yeniden bence deneyecek arkadaşlar. En kötü ihtimalle 73 liralar kadar geri çekilebiliriz. Yani bu düşüş trendi kanalına girmediğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok. kale seramikte benim düşüncem yükseliş yönünde. Bu düşüş trendine girmediğimiz sürece herhangi bir panik yok. Yeniden bence 85'i deneriz. 85 kırılırsa 98 yüzlere e, Türk Hava Yolları'nda konuşabiliriz. Bakıyorum e, bir süz endeksinde herhangi bir sıkıntı yok. Kripto para kısmında biraz ufak tefek sıkıntılar çıktı. Binance CEO'su CZ istifa etti. işte bir şekilde e, insanların fonunu mu kullanıyormuş bir sürü carçur şey. 4 milyar dolarlık şeyi kabul etti adam. Cezayı kabul etti. Uzlaşmaya gitti. Orada farklı şeyler dönüyor. Borsa İstanbul'da farklı şeyler var. Dediğim gibi buradan ne malanabilir? Kale seramik hissesi de. Ee, bunu bir fırsat bilerek 85'i deneyecektir bence. Kralım gerçekleşirse yüzlerden bahsederiz. Kralım gerçekleşmezse yine hisse yetmişi süreleri kadar bir geri çekilme yaşayabilir dostlarım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu videoya en az 100 beğeni bekliyorum ki kale seramik analizin yeni güncel videosunun gelmesini istiyorsanız dostlarım. Evet yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.